geldiniz. Hoş geldiniz. Ekonomi uzmanı ve gazeteci Aslı Şafak ve yeni kitap herhalde bu. Evet, yeni. Bana, hep bana. Evet. Şimdi Rekaleten, şöyle başlayalım. Harcıyor, asaleten yiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bize ait olmayan paraları kredi kartlarıyla harcıyoruz evet. Ama rant yemeye, en büyük faydacılığa geldi mi, değil mi? Her şeyi en önde saf tutarak yiyoruz. Bu, değil mi? Öyle değil mi? Şuradan başlamak istiyorum. Gelir seviyesi ne olursa olsun ailelerin. Hani birileri çok kazanıp çok harcayabiliyor. Ama az kazanıp az harcayanlar bile yetiştiremiyor. Bazen bakıyorsun ki ay sonunu zor getiriyor yani. Mutlaka kredi kartına yüklenmiş oluyorsun. Evet. Yetmiyor veya işte ay sonunda borçlanıp giriyorsun. Hı. Bir arkadaşından borç alıyorsun. Yani nedir bizim aslında en büyük sorunumuz? Yanlışlar ne? Şimdi ama ne burada, bunları söylerken şunu bir ayıralım. Yani asgari ücretli ve dar gelirliyi kenara koyalım. Onlar hakikaten çoluğunun çocuğunun derdinde. Yani burada hani yani. Hakikaten tabii onlara ki. Bir şey söylemeye ben de çok utanıyorum. Evet. Hani gelirleri çok az çünkü ve hayat pahalı. Ama ne kadar gelirimiz olursa olsun yetiştiremiyoruz değil mi? Evet. Bir şekilde böyle kenara para koyamıyoruz, alıyoruz. Evet. Bunun en önemli sebebi bence bu başkası gibi olmak, herkes gibi olmak. Yani herkes gibi olmak için para harcıyoruz biz. Paça boyuna göre, Çağla Şikel'in topuğuna göre ayakkabı almak istiyoruz. Alişan'ın gömleğine göre gömlek almak istiyoruz. Evet. Beşinci gömlek, onuncu pantolon, yirminci çanta, otuzuncu ayakkabı yetmiyor. Eskiden balkonlarımız vardı, hatırlar mısınız çocukken? Evet. Açıktı onlar, yani babalar çekirdek çitlerdi. Evet. Balkon var mı artık memlekette? Yok. Onlar kapalı. Ne yapıyoruz oraya? Yük. Dolap koyuyoruz. Doğru. Ayakkabı koyuyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazken kışlıkları koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Yani kendimizi niye bunlarla ifade ediyoruz? Harcayarak, alarak, giyinerek, süslenerek. Tabii ki kendi bir ifade şekli var ama herkes bütçesine göre bunu yapmak zorunda değil mi? Başkaları gibi olmak, başkaları bizi yargılamasın diye, başkaları arkamızdan dedikodumuzu yapmasın diye, onlar gibi olabilmek onda için ver, ben de kına geceleri, baby shower'lar, bekarlığa vedalar, neler var? Gelir seviyesi, gelir düzeyi ne olursa olsun dediğiniz gibi o baby shower'lar yeni çıktı, bu yeni moda çıktı. İşte komşunun gelininin bir şeyi varmış, çocuğu doğmuş, baby shower yapmış, biz de yapmamız lazım. Öbürünün bilmem ne olmuş, biz de yapmamız lazım. Dediğiniz gibi ben yani mesela, benim annem bizim evde, bilmiyorum hani eşyalar ne kadar zamanda değişmeli ama biz taşındığımızdan beri 97 işte 19 yıl olmuş. 19 yıldır ilk kez mesela eşyalar değişti. Evet. Bende hiç değişmez. Eski. Ya çok önemli bir şey olmadığı sürece, görüntü anlamında bir kirlilik, bir hani bakımsızlık vesaire olmadığı sürece ben de mesela değiştirmeyi doğru bulmuyorum. Ben şu anda o kadar görüyorum ki böyle yeni evli çift, daha 2 sene olmuş. 3. sene tekrar yatak odasını değiştirelim. Çocuk odasını yapalım tekrardan. Salonumuzu değiştirelim. Evet. Moda değişti, bilmem ne oldu. Ama yatırım yapalım, kenara koyalım yok. Kenara koyalım olmadığı gibi bir de bunları niye harcadığımızı düşünmek de yok. Hiç belki kenara koyacak paramız da olmayabilir. Herkes hani aynı gelirde olmayabilir. Ancak yetiştiriyor olabilir. Çoğusuzca harcamalar. Evet. Gereksiz yani tüketim. Alırken yani ne olur düşünelim. Her şey için bu geçerli ama. Her şey için. Yani markete gittiğimizde, yani şimdi Allah rızası için herkes dürüst olsun. Poşet alıyorsunuz falanca marketten. 5 taneyi daha atmıyor musunuz çantaya açılmamış poşeti? Evet, eve bir gidiyorsun, ben bunu niye alıyorum? Niye? Bırakın parayı, bedava. Niye alıyorsunuz? Bir bunu niye konuşalım. Alıyoruz? Niye alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz? Lazım olur diye efendim? Işte. Efendim? Çöp için. İşte kitapta o da var. Onlar çöp poşeti mi? Ya. Market poşeti. Onlar çöp için mi icat edilmiş? Ama biz işte bedava olduğu için onu alalım. Boş boşuna çöp. 5 taneyi alıyoruz, atıyoruz değil mi? Çöpümü koyarım diye. Sonra ne yapıyoruz? Evinizi çamaşır suyuyla böyle kırklıyorsunuz. Eviniz pırıl pırıl, daha girdiğimiz anda terlik veriyorsunuz. Ama kapıya o sızdıran poşeti çöplerinizle koyuyorsunuz. Aynen. Ne oldu? Çok mu titiz hissetmiş? Evet. Eşik sendromu var bu memlekette. Herkes kendine, bana bana, hep bana. Yani eşiğinizden geçildiği anda, size ait eşikten, ev sadece bir sembol. Geçildiği anda çok titiz, çok temiz, çok steril. Kapının ama önüne hale varsa görsün. Ama dışı umurumuzda değil. Evet, olmaz. Yani bu işte önce buradan. Yani temizlik imandan gelir. Para tamam. Evet. Ama önce buradan. Doğru. Yani sonuçta hani evimiz temiz, kapımız kirli, bilmem ne falan filan. Gerçekten gereksiz çok harcamalar yapıyoruz. Peki tasarruf etmeleri açısından ev hanımlarına ne gibi önerilerde bulunursunuz? Bir kere her gün yazacaklar. Bütçe yapılacak. Bütçe yapan var mı? Yapan var mı burada bütçe yapan, yazan? Bütçe yapan var mı? Her ay şuraya başında. Şuraya şu kadar para gitti, buraya bu kadar para iki, gitti. 2, 3. Bu kadar kalabalık içinde 3 kişi %1 bile değil yani. 1000 lira mı mesela gelirimiz? 1000 lira.
Aha. Giderleri alt alta yazacağız. Hani gider değil, hemen aklınıza şey geliyor değil mi? İşte elektrik, su, evet, hava gazı, neyse doğal gaz, şu bu falan filan. İşte kira. Hı hı. Onları yazdık. Çocuğun okulu, taksit bilmem ne yazdık. Kredi kartı harcamaları. Bunlar mı peki sadece? Bununla sadece iş bitiyor mu? Yok. Gelir gidere baktık. Her gün aldığımız cikletten içtiğimiz suyun parasına kadar. Çünkü akşam... sonra nereye gidiyor bu para oluyoruz? Evet, evet. Akşam eve gittiğimizde yazacağız. Otobüse şu kadar verdim Akbil'e. İşte suya şu kadar ödedim, ciklete şu kadar ödedim, arkadaşıma kahve ısmarladım bu kadar ödedim. Sonra bir bakıyoruz ki dehşete kapılıyoruz. Evet. Ben ne yapmışım? Ve bunun zenginlikle, fakirlikle alakası yok. Bunu herkes yapmalı. Evet, herkes yapmalı. Bu çünkü bu dünyaya karşı bir borcumuz bizim. Yani ben şahsen kendim yapıyorum. Aa, gerçekten her akşam ben mı? Şöyle, hayır, bütçe çıkarmıyorum ama özellikle kredi kartımla ilgili. İşte son hesap kesim tarihi ne zaman, ne kadar aşmışım, ne zaman ödenecek, bütün her şeyimi... Ona göre ayarlıyorum. Gelirime göre ayarlıyorum. Yani ben sonuçta tek başına yaşayan bir anneyim çocuklarıyla beraber. Ve yanımda yardımcım var, şoförümüz var vesaire. Hı hı. Bunların hepsini bir şekilde ben döndürüyorum. Ben şimdi olmasa da olur dediğim hiçbir şey almıyorum. Değil mi? Ona bakıyorum mutlaka. Alıyorum elime, bayıldım, ölüyorum. Olursa ne olur? Çok güzel olur. Olmasa ne olur? Olur. Tık bırakıyorum. Benden gerçekten bir şey eksilir mi? Hiçbir şey eksilmez. Onu aldığımda benden bir şey fazlalaşır mı? Ama ben gerçekten mi? Yani çocuğum olduktan sonra tabii ki buna daha fazla dikkat etmeye başladım. Çocuktan önce gerçekten ben de hani yine çok aşırı aşırı değildim. Her zaman bir kontrolüydüm. Oğlak biliyorsun tutucudur, temkinlidir, çok düzenlidir, hesaplı kitaplıdır falan filan ama bunu tabii yapamayan... Ya biraz farkında olmak lazım aldığımız şeylerin, yaptığımız alışverişlerin aslında, değil mi? Bir de kimsenin gazına gelmemek gerekiyor. Arkadaş lanettir aslında. Aa, öyle deme. Hayır, şöyle ama... Şimdi alışverişe çıkılacak arkadaşlar çok önemli. Çok. Bazı arkadaşlar çok harcatır, bazı arkadaşlar aldırmaz. En güzeli tek başınıza çıkın alışverişe. Neye dikkat edecek hanımlar, onu söyleyeyim. Mesela alışverişte. Ya mesela giysi için bahsedelim, evet, değil mi? Bilmiyorum Çağla Şikel ne yapıyor, merak ettim. Ben tek çıkarım. Tamam ama şeyde mesela o anda mı karar verirsiniz? Ya hayır, mesela atıyorum çocukları almama 15 dakika var. Hı. Bir markete gireceğim, atıyorum et alacağım vesaire. Hadi vaktim kaldı, şöyle bir tur atayım, bir şeyle karşılaştım. Ya diyorum ki sen şimdi şuraya market et almaya geldin. Hiç boşu boşuna şey çıkarma, çık git buradan. Tutuyorsun kendini. Tutuyorum ben. Siz? Ben, bu. Ben tutamam. Tutmaz. Ben saçma sapan söylüyorum. Benim birazcık öyle şeylerim bunun var. Bunun kıyafetine çok... verdiği parayı yarısını ben vermiyorum ha. Yani o kıyafetleri üretmek için dünyanın kaynakları nasıl tüketiliyor biliyor muyuz? Sen nasıl tasarrufsuz bir insansın? Sen biraz, nasıl bir insansın? Ben biraz öyleyim, evet. Ya ben şimdi örnek göstermeyeyim. Ev hanımlarına şey yapayım. Şimdi şöyle bir şey. Ben zararlı bir örneğim. Ben kötü bir örneğim. Şöyle bir şey. Gittik mesela en hani belki Çağla Şikel kadar kesin karar verilemeyebilir çok kısa sürede. Hani bazı şeyleri de aklımız gidiyor. Benim de gidiyor. Ama gittik diyelim ki bir mağazada dolaşıyoruz. Alın sepete doldurun, alın elinize bir şey. Ve ne beğendiyseniz alın, gidin deneyin. Hatta denedikten sonra beğendiklerinizi yine sepette bir tur atın şöyle mağaza içinde ve onlara hakikaten dokunup onlarla bir aşk yaşayın, şöyle bir etkileşime geçin. Sonra da gerçekten çok elzem bir şeyse, tiş çok basic bir şeyse alın, diğerlerini bırakın. Sürekli giyebileceğimiz bir şeyse. Evet, bırakın. Evet. Sonra bir gece yatın üstüne, eğer hala aklınız ondaysa hala. Aynı ben. Gidin şey ertesi gün alın. Kesinlikle alın. O kadar da ruhunuzu aç bırakmayın. Evet. Ama %99 aklınız unutuyoruz. Kalmayacak. Evet, evet, kalmıyor. Yani bu. Peki biz kesinlikle sorduk sokaktaki vatandaşa ay sonunu getirebiliyor musunuz diye. Evet, böyle bir röportajımız var. Bakalım, bakalım neler ne cevaplar verdi. Ay sonunu getirebiliyor muyuz? Biraz zor. Getirme için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ek iş yapıyorum şu anda. Gündüz çalışıyorum, akşamları da ekstra bir yerde çalışmayı tercih ediyorum. Peki bunun için hiç tasarruf önlemleri alıyor muyuz? Ya almaya çalışıyoruz ama şu durumda biraz tasarruf almak çok zor. Çocuk okula gidiyor, işte kendin kış geliyor, bir takım şeyleri almak zorunda kalıyorsun. Maalesef getirim ay sonu beni getiriyor. Çıktığın odanın ışığını kapatıyorsun, ne bileyim suyu kısık kullanıyorsun. Banyo yaparken kombiyi sadece kullanırken açıyorsun. Yani bu tür önlemlerimizi tabii ki alıyoruz. Ekmeklerimizi buzluğa koyuyoruz. Bayatlayıp da hani daha sonra tekrar kullanabilelim diye. Getiriyoruz. Ona göre davranıyorum. Tabii yani ki. Fark limitlerimiz yüksek değil. Tabii. Yani gidip öyle 10 bin liralık, 15 bin liralık kart limitleri değil. Benim mesela 3 bin liralık kart limiti. Yani benim yani ayağımızı yorganına göre uzatmaya çalışıyoruz. Ay sonunu zor geçirebilirim. 1000 lirayla ne yapabilirim? Söyle. Suyunu mu vererek, elektriğini mi vererek, doğalgazını mı vererek? Hepsi ona bağlı.
fazla şimdi mesela sabah kahvaltısına gidenler var hafta sonu. Onları yapmamaya çalışıyorum. İşte evde oraya verilen parayla insan bir haftalık kahvaltı parası. Yani neticede bu. Ona benzer önlemler alıyorum. Ay sonuna emekliyiz. Getiremiyoruz tabii ama getirmeye çalışıyorum. Marketimi toptan yaparım. Babadan kalma bir şey. Belediyenin bütün sosyal imkanlarından yararlanıyorum. Operasından, tiyatrosundan. Eğlencemi öyle karşılıyorum. Ay sonunu maalesef getiremiyoruz. Elektrikten, sudan, ne bileyim gezmeleri kısıtlıyoruz. Yiyecek içecekten kısıtlıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz yani. Örneğin öğle yemeğini simitle geçiştiriyoruz. Birden yemek yaparsan termaştır o. Ama yarım kilodan çok şeyler çıkarılabilir. Tasarruf böyle sağlanır. En son ablamız ne güzel söyledi. Yarım kilo kıymadan çok şey çıkarılabilir dedi. Yarım kilo kıymayı alıp bir kere de kullanıp evet, köfte yaparsın. Evet. Bu bile aslında bir şey değil mi? Tabii, tasarruf. Tabii tabii çok önemli. Yani burada hani herkesin tasarruf etmesi gerekiyor. Dar gelirliden çok gelirliye kadar geniş bir kitlenin. Tamam belki ay sonu zor getiriliyor olabilir ama bu tasarruf etmek için engel değil. Yani mesela ben kumbara kullanıyorum. Kumbara kullanan var mı? Ben kullanmaya başladım. Yani ben uzun yıllar Londra'da yaşadım. Orada mesela kumbara o kedileri mı biriktirirdim Allah kumbarada. Evet. Orada bir alışkanlık edindim. Benim çocuklarım edindim kumbara kullanıyorlar. Mutlaka kullansınlar. Çocuklarınıza kumbara kullandırın. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Eskiden ev hanımları, burada bulunan bütün ev hanımları yapmıştır mutlaka. Mutfak harcamalarından biriktirip, eşinin evet ona verdiği mutfak parasını evet biriktirip, sonra işte bir arsa alan veya eşi atıyorum araba alıyor. Bak işte ben de bunu biriktirdim, al bunu şey yap veya oğlu evlenince falan. Böyle ev ekonomisine katkıda bulunan şeyler vardı. Şimdi olmuyor ya. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye ve şu anda da hani eskisi gibi enflasyon yani da yok öyle. Düzen, neoliberal düzen. Bu düzen 80'lerden beri böyle. O globalleşme dediğimiz şey aslında buna yol açtı. Biz Türkiye olarak bakın 70'leri hatırlayın. Böyle miydik? Değil miydi? Çok mütevazı değil miydik? Çok kalender değil miydik? Evet. 80'lerden sonra ne oldu? Hani birdenbire hem Türkiye dünyaya açıldı hem de her şeye ulaşabilir olduk. Ulaşabilir olunca o yoksulluğundan çıkan Türkiye yoksullaşmaya başladı. Çünkü elinde para tutaması hale geldi. Kredi kartı mı bozdu bizi? Kredi kartı 90'lardan itibaren girdi hayatımıza. Önce böyle bir zihniyet bozuldu. Ardından da kredi kartıyla beraber hesabı bilememe devri geldi. Yani biz bu ülkede kredi kartı borcunu ödeyebilmek için kredi çekiyoruz. Doğru. Öyle bir şey var mı? Yani burada hani hakikaten buradan bir kere söyleyeyim. Ne olur arkadaşlar kredi kartı borcunuzu ödemek için sakın nakit çekmeyin. Nakit çekme imkanını kredi kartının kullanmayın. Eğer çok ya zor durumdaysanız evde olan parayı harcamakla krediden evet kredi kartında para harcamak çok farklı oluyor. Yani mümkün değil ki beğendiğiniz bir şey gittiğinizde kredi kartında göz açıp kapayana kadar çekilen parayı elinizde sayarak vermeniz. O yüzden gerçekten parayı elimize almamız gerekiyor. O öyle bir etki yaratıyor ama kredi kartının bir yararı var. Nedir? Kayıt dışılığı önlüyor. Nasıl? Yani kayıt dışılık, vergi toplarken devletin, çünkü biz fişe almıyoruz nakit verdiğimizde, vergi kaçakçılığı yapıyoruz aslında hepimiz. Kredi fiş kartı almıyor, kayıt altında, herkes değil yani indirim yapılıyor. Kredi kartı ise marketler için demiyorum hani bazı bağımsız butikler, bunlar o tür harcamalar için. Ama kredi kartında her şey kayıtta. Yani evet kredi kartının aslında kazandığımız para kadar kredi kartı limit koymamız lazım kendine. Evet, adamın yani 3 bin lira maaşı varsa 10 bin lira limitli bir kredi kartı alırsa geçmiş olsun yani. Bir de birden fazla kredi kartı olmasına ihtiyacımız var. Benim bir arkadaşım var 14 tane kredi kartı vardı. Kredi kartı borcuna gömüldü. Hiç duymadık mı kredi kartı borcu yüzünden intihar edenleri? 2000'lerin başı. Duymadık en mı büyük facialar bu ülkede yaşandı. Ya birazcık kendimize hakim olmayı bilmemiz lazım. 14 bakın arkadaşlar tane kredi benim kartı ya. Benim bankam beni ayda bir kere neredeyse arıyor. Diyor ki Çağla'm sizin yaptığınız harcamalara göre limitinizi yükseltmeniz gerekiyor. Diyorum ki çok teşekkür ederim. İstemiyorum. Diyor ki neden istemiyorsunuz? Benim kredi kartım benim limitim ve ben istemiyorum diyorum. Sebebinizi buraya yazmam gerekiyor diyor. O zaman yaz kızım dedim. Benim harcamam bana yetiyor. Ben daha fazlasını istemiyorum. Çünkü o açtıkça ben ilerleyeceğim. O açtıkça ben ilerleyeceğim. Ve buna tabii ki banka bunların görevi tabii ki böyle bir şey yapmaz ama ısrarla her ay arayıp benim limitimi yükseltmemi tabii istiyorlar. Ben o gaza gelir miyim? Tabii, hayır. Asla. Hayır. Helal. Helal. Bunu bazı insanlar şey zannediyor. Ya ben işte çok düzenli ödüyorum, çok şey yapıyorum. Banka beni ödüllendirdi. 3000'di 5000 yaptı. 5000'den 10.000'e çıktı. Şimdi 20.000 lira kredim var. Ama bakıyorsun adam 4.000 lira maaş alıyor.
Ne olacak? Ne olacak? Ona göre, ayağını yorganına göre olacak. Başka bir şey yok. Başka evet. Böyle bir lüksümüz yok bizim ya bu dünyada. Evet. Yani böyle bir lüksümüz yok. Siz peki, ben size şöyle bir çarpıcı bir şey söyleyeyim. Söyle. Dünyanın yarısı günde $1 yaşıyor, biliyor musunuz? Ne? Dünyanın yarısı günde $1 yaşıyor. Evet. $1 şu anda 3 lira. Zannediyor musunuz ki bizim dışımızdaki herkes çok zengin ve çok harika bir hayat sürüyor dünyada. Böyle bir şey yok. Biz zenginiz. Bunu biliyor muydunuz? Biz en şanslı bütün dünyada 7,5 milyar içinde, eğer bankada bakın $3,600 varsa %10'a giriyorsunuz dünyadaki en zengin. Bankada $3,600 varsa dünyadaki en zengin. Ama doğru paramızı doğru kullanmayı bilmiyoruz. Yani kredi kartlarına döneceğim. Sokak röportajımızda kaç tane kredi kartınız var diye sorduk. Bakın nasıl yanıtlar aldık, izleyelim. Olmayan var mı acaba? Kaç tane kredi kartınız var? Kaç tane kredi kartı var? Günümüzün şartlarında insanlarımızı, hepimizi, yani biz halk olarak kredi kartına bağladılar. Yaşamımız kredi kartı oldu. Yani nefes alışımız bile kartlarla olacak neredeyse. Kredi kartındaki birine alışveriş yapıyorsun, öbüründe açıklık varsa onu oradan aktarma yapıyorsun bazen. Bunlar hep yaptığımız şeyler, biliyoruz. Ben bir tane kullanıyorum çünkü ödeyemediğim için. O bir tane ayda ödeyemiyorum, zor oluyor o bile. Askerisini ödüyorum tabii anca. Ondan sonra bir daha kaybışı oluyor. İşte ek çocuklardan alıp koyuyoruz. Bir şeylere yapıyoruz. Katlana gidiyor. Bu sefer de acizlere gidiyor. Kredi kartı kullanmıyorum. 2 yıldır, 3 yıldır hepsini iptal ettim. O yönden rahatım en azından. Kredi kartımı kendi harcamama göre. Fazla açılmıyorum açıkçası. Bir tane kredi kartı kullanıyorum. Onu da dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Asgarisini yatırabiliyoruz ancak. Tamamını yatıramıyoruz. Ya her ay hemen hemen öyle. Kredi kartı kullanıyorum. Ödemeli geldiğinde açıkçası geciktiriyorum çoğu kez. Mesela normal, mesela 2 ay 3 ayda bir ödediğim de oluyor. O yüzden biraz faiz de şey işliyor herhalde. O yüzden biraz o konuda da mağdur oluyorum bazen. Yok hayatım, kullanmadım kredi benim. En azından gidiyorum güzelce. Param varsa alışveriş yapıyorum. Yoksa sana niye muhtaç olayım? Yeniden birlikteyiz. Ekonomi uzmanı Aslı Şabak bizlerle beraber. Şimdi bir telefonumuz var konuyla ilgili. Herhalde bize size bir soruları olacak izleyenimizin. Günaydın. Alo, günaydın. Seda Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ya uzmanıma benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi biz bir türlü para biriktiremiyoruz. 2 tane bebeğimiz var. Allah bağışlasın. Sürekli aldığımız abur cuburlara, market alışverişlerine, hani kafayı yemişçesine diyeyim, harcıyoruz. Hani bunları nasıl durdurabiliriz? Bunu biliyorsunuz ama mesela bu israfı yaptığınızda farkındasınız. Ama durduramıyorsunuz. Evet, çocuklarınızı markete götürmeyin hanımefendi. Ya çocukların zaten bir zararı yok ki. Şimdi ben çok kilolu bir insanım. Yemeği çok seven bir insanım. 140 kilonun üstündeyim. O zaman markete siz gitmeyin. Girdiğimizde sürekli abur cubur. Hani, aşk olsun ya. Aşk elimde... olsun. Biz bu kadar bahsediyoruz sağlıklı beslenmenin öneminden. İşte bugün yine bahsedeceğiz. Murat Topoğlu. Acıktıran besinler neler, bize neler zararlı, bize neler faydalı. Biz bunları her gün zaten anlatıyoruz ve siz hala abur cubur yemeye devam ediyorsunuz. Ve bir de kendi ekonominize zarar veriyorsunuz. Kendi ekonomimize zarar veriyoruz. Hani çocuklarımızın geleceğine zarar veriyoruz. Bunlara bir dur diyemiyoruz. Hani uzmanları dinliyoruz. Şimdi zayıflama ile ilgili, hani diyorum ki tamam, kalkıp şu besini yapacağım. Etraftakiler ya aman bu kere almışsın bu kadar kiloyu. Olur mu? Veremezsin ki bu saatten sonra mu? Yapsan ne olacak? Siz etraftakileri dinlemeyeceksiniz hanımefendi. Bu sizin sağlığınız. Evet, siz sağlığınız işte. İçin etraftan ne diyorlarsa desinler, siz ne doğruysa bir doktora gideceksiniz ve öncelikle zaten kilo vereceksiniz. O ya abur cuburları kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Zaten başı başına bir problem oldu. Ama onu vermeden, yani diğeri aynı bence. Para harcamak ve çok yemek aslında birbiriyle çok paralel giden şeyler. Yani bir yerde bence kesinlikle kendinize, depresyonda da olabilirsiniz. Bir uzmandan yardım isteyin çünkü... Para harcamak ve kilo almak, ikisi yan yana geldiğinde bunun zaten işaretlerinden biri bu. Bir de bütçenizde en çok neye para harcıyorsunuz? Gıda mı? Ya bütçemde en çok gıda ya. Çocukların oyuncaklarına. Hani aman hani biz görmedik, onlar görsün. Bu tarz şeylere. Yani zaten hani aldığım para kiraya, elektrik, suya, evet, geri kalan, evet, elde kalması gerekerken hiçbir şey kalmıyor. Sadece oyuncaklara.
aman çocuk bunu gördü ama içinde kalmasın hadi bunu da verelim. Tabii ki kalmasın. Tabii ki kalmasın ama 5 oyuncak görmesin 2 oyuncak görsün. Anlatabiliyor muyum? Peki çocuğunuz eğer siz bu şekilde devam ederseniz ileride ne görecek? İleride onu ne bekliyor? İşte bundan korktuğum için şu an kendime göre bulduğum için hemen sizi aradım. Artık gerçekten dur demek istiyorum. Çünkü hem kendimi hem çocuklarımın geleceğini. Peki. Bunun farkında olması değil mi Hasan? Evet. Bunun farkında olmanız bile gerçekten iyi bir başlangıç olabilir. Evet. En azından farkında. Peki bir şey soracağım. 5 oyuncaklı çocuk daha mutlu bir çocuk olacak gibi bir şey var mı? Yani hiç bırakın geleceği onu bunu. Bugün mutlu mu o çocuk 5 oyuncağıyla? Hiç mutlu değil. İşte yani daha diyor değil mi? Daha. Evet. Yani aslında bunu yaparken belki de işte bana diyen çocuklar yetiştiriyoruz. Yani dahasını isteyen ve kendini sadece önemseyen çocuklar yetiştiriyoruz. Bir hani onlara çok daha yararlı 2 tane oyuncakla Çağla Şikel'in dediği gibi. Evet olabilir. İkincisi her şeyden önce doğru gıda alışverişi yapıp daha az para harcamak da mümkün ama öncelikli olarak sizin içinizdeki açlık duygusunu bastırmak gerekiyor. Bu açlık sadece bünyedeki yiyecekle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Seda Hanım eğer bizi duyuyorsanız siz bizim için çok güzel bir örnek oldunuz konumuzla da ilgili. Sizi stüdyomuza davet etmek istiyoruz. Konuyla ilgili yaptığınız hatalarla ilgili konuşmak istiyoruz. Belki sevgili Aslı Hanım, belki bir beslenme uzmanımızdan yardım alarak size destek olmak istiyoruz ki sizin gibi sizin durumunuz olan birçok kişiye örnek olsun diye. Eğer kabul ederseniz sizi bekliyoruz. Nasıl, İstanbul'dasınız, gelmek ister misiniz? Ya inşallah tabii ki gelmek isterim yani de çünkü en çok kilolarımla alakalı. Hani iş yapamıyorum, kalkamıyorum, oturamıyorum. Sadece tek hevesimiz aman gideyim şunu alayım eve geleyim oturayım. Rahat televizyonun başında. Hani bir başlangıç olsun. Dinleyenler de varsa gerçekten bu hatayı yapmasınlar. Tamam, biz sizi benim için siz yeni bir başlangıç olacaksınız. Sedan biz sizi yeni çıkışında arayacak. Çocuklarınızı öpüyoruz. Arkadaşlarımız. Evet inşallah hem kilo konusunda hem de ekonomi konusunda yardımcı olacağız size. Bakalım bundan sonra elimizden ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Seda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra pankartlarla devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz acaba? Birlikte göreceğiz efendim. Buyurun. Gidiyoruz. Hanımlar ekran başına. Bol kahkaha, bol eğlence. Alişan ve Çağla Şikel'le Altın Günü'nde. Sevilen ikili bu hafta Sevinç Hanım'ın konuğu oluyor. Kahkahalar havada uçuşuyor. Alişan ve Çağla ile Altın Günü şimdi her şey dahilde. Evinizin sultanı Dilek, evinizin sultanı Dilek Hanım. Evet. Elimizde pankartlar var. Bunlar ne? Biz açıklar mısınız? Bunlar ne? Bunlar aman dikkat işte yazıyor. Dikkat. Neye dikkat? Paraya dikkat. Son ödeme. Yani kredi kartı kullanımında bir kere dikkat etmemiz gereken, sadece kredi kartı değil bütün faturalarda dikkat etmemiz gereken nokta son ödeme. Son ödeme tarihini geciktirmiyoruz, geçmiyoruz çünkü faiz ödemek zorunda kalmak istemiyoruz. Bir de burada var mıydı? Bir yerde vardı şurada bir pankart vardı. Asgari mi? Yok asgari ödeme. Asgari ödeme. Minimum ödeme tutalım. Ödeme. Ödeme. Onu alalım mı? Ödeme. Asgari ödeme alayım onu. Çünkü evet. En büyük tehlike burada başlıyor. 6 ay sonra onlar böyle çığ gibi büyüyor. O asgari size kar topu azami olarak geliyor. Asgariyi ödeme, tamamını öde ne olursa olsun. Tamamını öde ne yaparsan yap. Taksitlere böldürme. Taksit var mıydı burada? Var. Taksitlere böldürme. Paran varsa al. Kredi kartın eğer büyük bir şey alacaksanız koltuk, beyaz eşya. Ya da işte ne olabilir? Yatak bir şey. Ya da böyle pahalı bir şey üstünde. Yatak evet. Paranız yoksa kredi kartıyla taksitlere böldürüp ödemekten kaçının. Mümkün olduğunca onu biriktirip tamamını ödeyerek almaya gayret edin. Çünkü hele de mesela tatile gitmek. 8 aya böldürüyorsunuz. 8 ay sonra hala gittiğiniz bir hafta tatil parasını ödüyorsunuz. Evet. Yaz geliyor tekrar. Sonra o da onun üstüne biniyor. O da onun üstüne derken o yatak biniyor. Üstüne çamaşır makinesi biniyor. Derken o taksitler var ya boyunuzu aşıyor. Sadece bir taksidi. Taksitlere böldürmek yok. Asgariyi ödemek yok. Peki nasıl kurtulacağız? Ödeyecek. Nasıl kurtulacağız onu söyleyeyim. Nasıl kurtulacağız? Sadece borcunu. Tek bir şey var biliyor musunuz? Kalbimizi duymak. Aynaya bakıp. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ben kimim? Ve gerçekten bana bu dayatılan uyaranlarla, modayla, reklamlarla bana dayatılan
yaşam biçimi benim mutlu olduğum ve bana ait olan bir yaşam biçimi mi? Sadece ve sadece bunu sormamız bunların yeterli. Bunların ne kadar tutsağıyım? Evet, evet. Bunu sorduktan sonra zaten her şey size gereksiz gelmeye başlayacak çarşıya çıktığınızda. Bir de market alışverişleri için de önemli şeyler. Mesela promosyonlara dikkat edin lütfen. Promosyondan alışveriş edin. Geliyor ya hafta sonu gazete veya başka yerlerdeki ilanlar evlerinize. Onlara bakın, onları biriktirin ve gidin. Yani bazı ürünler hakikaten çok ucuza gelebiliyor. Bir de marketler öyle güzel dizayn edilmiş yerler ki. Evet. Mesela et reyonunun yanında böyle al güzel beni diyor, diyor. Değil mi? Tavalar var. O eti alırken birdenbire o eti yediğiniz manzarayı hayal ederek gidip orada dökme bir de tavaya. Hiç de ihtiyacınız yokken bilmem ne kadar para verebiliyorsunuz. Ya da ihtiyacınız varsa alın. Bu tür tuzaklara düşmeyin. O marketlerin güzel güzel renkli dizaynları ve birbirini takip eden ve satın alma güdüsüne göre dizayn edilmiş yerlerde bu tuzaklara düşmeyin. Çünkü kasaya geldiğiniz zaman gerçekten büyük böyle elleriniz dolu dolu. Evet. Alışveriş yapmak gerekmiyor her seferinde. Evet, büyük aileler çok alışveriş yapıyor. Çok uzun gitsin diyor. Biz memleket olarak bir tek bilince sahibiz. Bir tek alışveriş bilincine sahibiz. Son kullanma tarihine bakıyoruz. Evet. Bir tek onu biliyoruz. Sağlığımıza önem veriyoruz. Oysa ki arkada yakın gözlüklerinizi kullanmaktan kaçınmayın ve üşenmeyin çantalarınızdan çıkarmaktan. Ben de kullanıyorum ve üşeniyorum. Onu çok iyi bildiğim için öylesine bazen tuzaklara düşüyorum. Yakın gözlüğünüz yanınızda olsun. Arkasında ne kadar gıda değerleri ne, içindeki katma maddeler ne, hepsine bakarak alın lütfen. Çünkü onlar size aslında hem maddi hem manevi hem de sağlıksal olarak olumsuz dönecekler. Evet, bir de kuruşlara da dikkat etmek evet, lazım. Evet, kuruşlara kuruş, dikkat. Kuruşlar... Biraz ufak görünüyor. Kasaya bir giriyorsun ya bu ne oldu bu kuruşlar evet. bindi üst üste. Acayip bir meblağ çıkıyor ortaya. 5.99 diye bir şey yok. 6 diye bir şey var. Hayır, 6 diye bir şey. 5 değil yani o. Tabii. Evde eşinize gidip de 5 görünümlü 6. Ay şekerim ben bunu ne var 5 liraya aldım demeyin. O 6 lira. 6 lira. Kendinizi de kandırmayın. Yani evet. Bir de lütfen o kuruşların üstünü isteyin. Bazen utanıyoruz istemeye değil mi? Arkamızda bekleyenlerden çekiniyoruz. Yani bir kuruşu vermiyorlar çoğu yerde. Onları alın lütfen. O bir kuruşu evet. alın ve kumbaranızı atın. O bir kuruş sizin hayatınızı kurtaracak 3-5 ay sonra böyle çok sıkıştığınız bir yerde. Evet. Verdiğiniz bilgiler için efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi uzmanı Aslı Şafak bizlerle beraberdi. Büyük alkışlar. Teşekkür ediyoruz.